Scarface filminden Tony Montana, Fidel Castro tarafından Miami'ye sürgün edildi. Eski bir Kübalı asker ve mahkum suç dünyasına zirveye doğru ilerliyor. Ancak hayatı da aynı hızla parçalanmaya başlıyor. Antonio Montana. Como se llama? Antonio Montana. And you? What you call yourself? I kill a communist for fun. Birinci bölüm uyarlama kahraman. Orijinal muadili Tony Comente'den çok daha fazla ahlaki standartlara sahiptir. Birincisi Tony Montana Comente'nin yaptığı gibi çocukları asla öldürmez. Herhangi bir ahlaki duygusunu kişisel çıkarlarının önüne koymaz. Orijinal filmde Comente polise karşı topyekin savaşır. Ancak Montana aynasızlarla çatışsa da asıl rakibi yine suç dünyasındadır. Montana'nın kız kardeşine karşı ensest duyguları çok belirsizdir. Orijinal filmde Comente bu konuda izleyiciye neredeyse hiç alan bırakmaz. Bariz bir ensestlik var. İkinci bölüm Kimsesiz Adam. Tony Montana'nın düşüşü trajiktir. İktidarda kalmak için her şeyi denedi. Tırnaklarıyla zirveye ulaştı. Sonra da sırtından vuruldu. Malikanesine saldırılmadan kısa süre önce ofis masasındaki telefonu bir anlığına eline alır. Sonra tekrar yerine koyar. Çünkü yardım isteyebileceği kimse kalmamıştır. En iyi arkadaşı Manny ve çok sevdiği kız kardeşi Gina öldü. Frank öldü. Annesi onu reddetti. Karısı onu sonsuza kadar terk etti. O nedenle son sözlerini söyleyebileceği veya yardım isteyeceği kimse olmadığı için telefon tekrar yerine koydu. Üçüncü bölüm anti kahramandan kötü adama. Tony Montana filmin başında bir anti kahraman gibi başlar. Daha iyi bir hayat için Amerika'ya gelir. Geçimini sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Ancak film ilerledikçe dürtüsel bir öfke nöbeti içinde en iyi arkadaşını öldürür. 3 ila 5 yıl arası hapse girmemek için masum bir gazeteciyi öldürmeye çalışır. Tam teşekküllü bir kötü adam haline dönüşmeye başlar. Ve Tony sonunda her şeyi kaybettikten sonra ölüyor. Ancak en azından yanında birkaç düzine kötü adamı da mezara gömüyor. Dördüncü bölüm ironik ölüm. Yaralı yüz tırnaklarıyla kazıdı. Zirveye ulaştı. Arkasında birçok ceset bıraktı. Cehennemin bekçisi oldu. Kesti, biçti, böldü, parçaladı ve iskeletten tahtına oturmaya kendi elleriyle hak kazandı. Peki ne oldu? Dünya senin mottolu bir küre taşıyan heykelin yanından yüzme havuzuna bir ceset olarak düştü. Yani bu ölüm şekli ironiktir. Zirveden hiçliğe inişin bir metaforudur. Beşinci bölüm Amok Koşucusu. Filmin sonunda bir tür yalnızlık sendromu yaşar. Kimsesi kalmaz. Bu bağlamda yaşamaya devam etmek için hiçbir nedeni yoktur. Hayatta kalmak için kaçma girişiminde bile bulunmaz. Bunun yerine Sosa'nın düzinelerce haydutunu biçmeyi tercih eder. M16'yı eline almadan hemen önce ölen kız kardeşinin cesedine yakında görüşürüz diyor. Bir amok koşucusu gibi ölüme gidiyor. Ancak yanında kaç adam götürebilirse de götürüyor. Kanının son damlasına kadar savaşıyor. Filmin sonunda Tony efsanevi bir son direnişçi örneği gösterir. Kurşun yağmur buna rağmen ölmez. Yere yıkılmayışı ve devrilmeyişi ürperticidir. Sayıp sövmeye devam eder bu süreçte ta ki av tüfeği ile sırtından vurulana kadar. Altıncı bölüm su testisi su yolunda kırılır. Tony zirvede yıkıma uğradı. O güçlü bir gangster olabilir ki bu elbette her zaman istediği şeydi. Ama günün sonunda kişiliğini kaybetti. Gerçekleri göremeyecek kadar kendi fantezi dünyasında sıkışıp kaldı. Kendini beğenmiş bir erkek çocuğundan farkı kalmadı diyebiliriz. Suç lordu olduğunda gururunun ve açgözlülüğünün tutsağı oldu. Kendisine çok yakın olanları bile uzaklaştırdı. Kişisel bir ahlaki pusulası olsa bile uyuşturucu batağın acımasız dünyasında kayboldu. Yani özetle su testisi su yoluna kırıldı.
7. bölüm annesiyle ilişkisi. Tony'nin annesi işçi sınıfıdır. Emek gücüne ve alın terine inanır. Ailesinin geçimini sağlamak için elinden geleni yapar. Tony böyle bir kadının karşısına kirli parayla çıkınca haliyle ilişkiler gerginleşir. Anası Tony'yi reddedecek hale gelir. Ondan gelen haram parayı reddeder. Onu kendinden uzaklaştırır. Sonunda onu yasal olmasa da sözlü olarak evlatlıktan reddeder. Yine tüm bunlar Tony'nin anasını sevmesini de engellemiyor tabii. Ona hala değer veriyor. İçtenlikle ona bağlıdır. You think you can come into my house with your hot shot clothes and your jail manners and make fun of us? Mama, you don't know what you're talking about. No, that's not the way I am, Antonio. That is not the way I raised Gina to be. 8. bölüm kamuflaj geçmişi. Tony Montana eski bir Küba askeridir. Bu geçmiş ona disiplin, taktiksel düşünme yetisi ve savaş becerileri kazandırdı. Agresif bir çatışma stili vardır Tony Montana'nın. Öfkesinden güç alır. O her türlü saldırı tüfeğini ölümcül bir beceriyle kullanır. Ateşli silahlarda uzmandır, bombacıdır. Malikanedeki son hesaplaşmada düşmanlarıyla şiddetli bir çatışmaya giren Tony'nin askeri geçmişi ve becerileri ön plana çıkıyor. Ölmeden önce arkasında bir ceset yığını bırakıyor. Son olarak kendisi de aynı ceset yığınının bir parçası oluyor. Hele gelin hele, kötü adama bir iyi geceler deyin ya. Yüzüne gülün de sırtına tükürün. Etini çiğneyip ruhunu 3 kuruşa çakallara satın.